Evet arkadaşlar günaydın, bugün 29 Ekim 2022, dolayısıyla öğrencilerin çoğu okulunda görevli olduğu için bugünkü dersi iptal etmiştik. Ben de şöyle bir şey yapmak istedim, bu en son verdiğim ödevler biraz zor, aralara çok zor sorular da rastlamış, şu an fark ettim, hiç yapmadığımız tarzda örnekler var. Gelen cevapların bazıları doğru, bazıları eksik, bazıları yanlış ama tamamen doğru olan cevap neredeyse yoktu. Hatta yoktu. Ee, o yüzden şimdi hızlıca bir çözeyim hepsini. Siz de bu kaydı izlersiniz diyelim. Şöyle bir ekran paylaşım yaparak başlayalım. Ders yok ama en azından soruların çözümünü yapmış olayım ben arkadaşlar. Evet ilk sorumuz diyor sayı değişkenini 6982 sayısını atayalım. Sonra bir yolunu bulup sayı değişkenini şu şekilde değiştirip ekrana bastıralım. Evet basitçe sayı değişkenini eşittir 6982 dedik daha sonra şu hale nasıl gelir? Bu hale nasıl gelmiş arkadaşlar? Buna tam 3000 eklenmiş, değil mi? Ekrana bastıralım yani sayı değişkenini değiştirip ekrana bastıran dediği için önce sayıya sayıya artı eşittir topla ve eşitle 3000'i diyelim. Sayıya şu anda 3000 eklendi. Ondan sonra da sayıya ekrana bastıralım print sayı. Sanırım bu işlemi istemiş bizden. Çalıştırdığımızda bize ekranda 9982 sayısını göstermesini bekliyoruz. Bakalım gösterecek mi? İlk sefer olduğu için biraz yavaş çalışıyor. Sonraki soruya da bakalım bir yandan. Evet, yazdı. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Kullanıcıdan 10 defa sayı girmesini istedim ve girilen sayıların toplamını ekrana yazın. Şimdi kullanıcıdan sayı girme işlemini input'la yapıyorduk. Bunu 10 defa yapacağız. Ee, genelde şöyle cevaplar gördüm. Yani sayı eşittir işte int input lütfen bir tam sayı giriniz. Kullanıcıdan bir tane tam sayı isteme böyleydi. 10 defa isteyeceğiz ya. Adam bunu kopyalamış. Yapıştırmış, yapıştırırmış, yapıştırmış, yapıştırmış, yapıştırmış. Böyle 10 defa yapıştırmış. Yani 10 tane hatta şu isimleri değiştirmiş yani. Şuna sayı 1 demiş, şuna sayı 2 demiş, şuna sayı 3, sayı 4, sayı 5, sayı 6. Bu şekilde yapmış öğrencilerin çoğu. Çok yanlış değil ama bizim Don't repeat yourself kuralına aykırıydı değil mi? 10 defa şuraya şuna girmek ne demek ya? Buradan sonra ilerlemiş falan filan. Bunlar yerine biz şu sayı isteme işlemini 10 defa yapmayacak mıyız? Bunu for döngüsünün içine yazamaz mıyız? For döngüsünün içine inputlu bir şey yazamaz mıyız? O inputlu bir şeyi 10 defa isteyecek adamdan işte. Değil mi? Bunu yapabiliriz. Mesela şöyle yapabiliriz. Böyle for i e in range 10 dediğinde 10 defa tekrar edecek. Şimdi neyi tekrar edecek? yazıyorum. 10 defa tekrar edeceğin şey senin ee, şu olsun. Bir tane sayı isteyelim adamdan. Yani sayı eşittir. Int input lütfen bir tam sayı giriniz olsun. Evet. Bir tam sayı girecek adam. Adamdan bir tam sayı isteyeceğiz burada. Adam bir tam sayı girecek. Daha sonra girdiği bu tam sayıları ben toplamak istiyorum değil mi? toplayıp toplayıp sürekli bir şeye eklemek istiyorum, toplamak istiyorum. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Dışarıya bir tane toplam eşittir sıfır diye bir değişkenle başlıyorduk. Toplam en başta sıfır. Ondan sonra adam bir sayı girdi mesela. Şuraya beş girdi mesela. O toplamın üstüne o beşi eklemek istiyorum. O zaman toplam artı eşittir şurada girilen sayı. Toplam artı eşittir sayı dersen mesela toplama bu sefer şu girdiği sayıyı ekledi. Ondan sonra döngü başa dönecek. Bir daha inputla bir şey isteyecek ondan. Inputla bir şey isteyecek ondan. Onu girdikten sonra onu bir daha toplama eşitleyecek. Bir daha eşitleyecek. Bir daha bir daha bir daha bir daha. En son bu 10 defa bu işlem yapıldıktan sonra dışarıda bir yerde. For döngüsünün dışına çıktım bak. For döngüsünün dışında bir yerde ben bu toplamı yazdırayım. Şöyle çalıştıralım. Adama bir sayı giriniz diyor. Adam 1 dedi. İkinci de 3 dedi. 8 dedi. 15, 20, 88, 21, 16, ne bileyim 4, 9 gibi sayılar girsin. Bunların hepsinin toplamı 185 imiş. Basitçe böyle yapabiliriz. Yani 10 defa input'u böyle almak yerine şöyle almak çok daha ideal. Bunu tabii ki kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Kısaltabilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz, formatlamalar yapabilirsiniz. Yani şuraya F dersiniz. Lütfen bir tam sayı giriniz değil de lütfen işte birinci tam sayı giriniz. Lütfen ikinci tam sayı giriniz. Şeyler gibi de şeyler desin. O zaman şuraya ben i koysam lütfen i sıfırdan başlıyor değil mi? Lütfen sıfırıncı tam sayı yerine değil de i artı bir koyayım o zaman. Bu sanki biraz daha güzel görüntü olur. Çalıştırdığımızda lütfen bir tam sayı yerine birinci noktayı koymayı unuttuk. Şuraya bir nokta koyalım. Şunu bir de iptal edebiliyor muyuz? Şunu iptal et bir daha çalıştıracağız. İptal et bir daha çalıştıralım. Şu an daha güzel bir görüntü. Lütfen birinci tam sayı giriniz. 5. Sonra lütfen ikinci tam sayı yeriniz Sekiz. Lütfen üçüncüyü yeriniz falan. Aynı mantık yani. Az önce yaptığımızın aynısı. Sadece biraz daha görsellik ekledim. Onuncuyu da girelim. Onuncuyu da girdikten sonra hepsinin toplamı bu şeklinde. Burayı da görselleştirebilirsiniz. Neyse. Gerisi detay. Gerisi size kalmış. Şurada yaptığım işlem inputla alacağım bilgiyi 10 defa adamdan ayrı ayrı istemek yerine şöyle farklı satırlarda istemek yerine for döngüsü içinde inputlu bir ifade yazdım. Bunlar yapılabilir arkadaşlar. Hemen kullanıcıdan 3 sayı girmesini isteyelim ve girilen sayıların ortalamasını ekrana yazdıralım. 3'teki soruya benzer. 3 defa kullanıcıdan sayı isteyeceğim değil mi? Yine for döngüsü içine 3 defa inputlu ifade. For i e in range 3 diyelim. 3 defa yapacak aşağıdaki işlemi. Hangi işlemi? Yine bir sayı alacağım ben. Sayı eşittir. Int input. Int olarak alalım. Lütfen bir tam sayı giriniz diyelim. Bir tam sayı giriniz. Tamam. Adam birinci sayıyı girdi mesela. Ben ne yapacağım şimdi? Bu 3 sayıyı toplayacağım. Toplama yetmiyor. Topladıktan sonra bir daha ortalamasını alacağım. Yani 3'e böleceğim. Üsttekinin aynısı aslında. Dışarıda bir yerde bir toplam mı olmalı benim? Toplam 0 olsun ilk önce. Bu sayılar girildikçe, bu girilen sayılara ben o toplam değişkenini ekleyeyim. Toplama artı eşittir sayı yapayım. Toplamı toplayıp eşitleyip sayı yapalım. Sayıyı ekleyip toplam eşitleyelim tekrar. Peki bu işlemi de yaptık. En son şu dışarıda bir yerde for döngüsü bittikten sonra print. Ee, girdiğiniz... 3 sayının ortalaması şudur diyelim. Nedir? Başına bir F koyalım. Formatlama olduğu anlaşılsın. Ee, Ortalamamızda bizim toplam bölü 3 mü oluyor yani? 3 sayı topladığı için mantıken 3'e bölmeli değil mi? Böyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Aklıma ilk gelen çözümleri yapıyorum arkadaşlar. Daha basitleri bile olabilir bunların. Ee, ilk 8 girilsin, 10 girilsin ve 16 girilsin. Bunların üçünün toplaması 26. Evet. 34, 34 üçe bölündü mü? Evet, 11 şey tam bölünmedi. Şöyle tam bölünen olsun, 2, 4, 6 olsun mesela. Ortalaması 4 çıkacak mı? Çıkacak, güzel. Tamam. Evet, şöyle bir şehirler listemiz var. Bu listede en fazla 5 karakter uzunluğundaki olan illeri yazdıralım. Evet. Şöyle bir listemiz var. Ben bu liste elemanları içinde döneceğim. Her bir elemanı kontrol edeceğim. Acaba 5 karakterden kısa mı, uzun mu? Bunu kontrol edeceğim. İşte 5 karakterden kısaysa yazdıracağım. 5'ten uzunsa yazdırmayacağım. En fazla 5 derken de şu anlamı var yani. En fazla 5 olanları yazdır derken de şu anlamı var. Yani bir karakteri yazdır, iki karakteri, 3, 4, 5'i de yazdır. 6, 7'yi yazdırma. En fazla 5 yazdırılabilir anlamına geliyor. O zaman ben bir forla bir döneyim şu önce şu şehirler içindekileri. For, i, e, in, şehirler. Bu sefer range değil değil mi? Bu sefer bir liste içindeki elemanlar dönmek istiyorum ben. Range yapmadım bunu. For, i, e, in, şehirler şehirlerin içindeki her bir i için. Sırayla bu i değişkenine önce Kocaeli atanacak, sonra İstanbul atanacak. Şu i değişkeni sırayla şu değerleri alacak arkadaşlar. Ben o değerlerin neyini kontrol etmek istiyorum bu sefer? Uzunluğunu kontrol etmek istiyorum. Len'le bakarız buna. Len i ile bakarız. Bu len i 5'ten küçük eşitse yazdıracağız. Onun ifli bir şartımız var burada. Eğer len i i'nin uzunluğu küçük ya da eşit 5 ise. Değil mi? Şehrimizin uzunluğu yani şurada i olarak girdiğimiz şehirler olacak bunlar. Şuna şehir de diyebilirsiniz fark etmez. O len, onun leni 5'ten küçük eşitse benim istediğim duruma giriyor. O durumda print i yaptırabilirsin. O i'yi o şehri yazdırabilirsin arkadaşlar. Bu kadar çalıştırdığımızda bunu İzmir ve Rize'yi yazdırdı. Çünkü İzmir 5 karakterli. Bunun leni 5 karakterli yani 5 beş, 5'ten küçük eşit olduğu için 5 yazdırılacak. Bir de Rize 4 karakterle yazdırılacak. Bunlar daha uzun karakterli olduğu için şu şartı sağlamıyor. Ife bay geçiyor ve yazdırılmıyor. Evet bu ne diyor? Kullanıcıdan 5 defa bir sayı girmesini isteyelim. Ardından ekrana girdiğiniz sayıların bu kadarı çift, bu kadar tek. Hemen kullanıcıdan 5 defa sayı isteme işlemini yine yapalım. For i e in range 5 diyelim. 5 defa yapacağız ya bu işlemi. Sayı isteyelim. Sayı eşittir input. Lütfen bir tam sayı giriniz diyelim. Tamam adam bir tam sayı girdi. Şimdi adamın tam girdiği tam sayı mesela 4 olsun. 4 çift değil mi? Bu durumda çiftlerin sayısı bir arttı. İyi de bir arttırabileceğim bir değişken yok şu anda ortalıkta. O zaman dışarılara bir yerlere bir değişken tanımlamalıyım değil mi? İşte çift sayısı, tek sayısı diye bir değişken tanımı yapmalıyım dışarıya. Onları saydırtacağım çünkü. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. Ee, ne diyelim? Çift sayısı diyelim. Çift sayısı eşittir sıfır. Bir de tek sayısı eşittir 0. Şimdi bunları ben arttıracağım. Duruma göre adamın girdiği şeye göre ya çift sayısını bir arttıracağım ya tek sayısını bir arttıracağım. Bu şekilde sayacağım kaç tane çift kaç tane tek olduğunu. Peki öyle daha rahat gözüküyor. Tamam adam sayı girdi sayı 4 girdi mesela. Şimdi ben o girdiği 4'ün tek mi çift mi olduğunu nasıl kontrol edeceğim? Hemen bir if döngüsü ya if ve bir sorgu yapacağım değil mi? Eğer adamın girdiği sayı mod 2 yani adamın girdiği sayının 2 ile bölümünden kalan eşit eşittir 0 ise yani adamın girdiği sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise, bu çift anlamına geliyor değil mi? Bunun gibi bir dünya soru çözmüştük. Bir sayı 2'ye bölündüğünde 0 kalıyorsa yani tam bölünüyorsa o sayıya çift diyebiliyorduk. Dolayısıyla bu durumda ben ne yapacağım? Çift sayısına bir ekleyeceğim. Şu üstte çift sayımız vardı ya bizim. Çift sayısı artı eşittir 1. Çift sayısını bir daha arttırdım. Eğer bu durum olursa. Ama else. Aksi durumda. Yani sayı mod 2 sıfır olmadığı zaman demek ki sıfır olmuyor. Demek ki bu bir e, çift bir sayı değil. O zaman bu bir tek bir sayı. Else durumda da aksi durumda da bu sefer tek sayısını bir arttıracağım değil mi? Tek sayısı artı eşittir bir diyelim. Sonra şu for işlemi bitsin. Beş defa bunlar yapsın 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 yapsın. En son ben dışarıda dışarıda şu forların dışında şöyle bir şey yazdım Print ne yazdım aslında? F string diyelim ilk önce. Girdiğiniz Sayıların nokta nokta tanesi dediği oraya kaç tanesi çift çift sayısı yazalım buraya değişken olarak çift sayısı tanesi çift virgül nokta nokta tanesi dediği de tek sayısı tek sayısı tanesi tek bir şeklinde bir şey yazdıralım. Yani çalıştırdığımızda adam bir sayı isteyecek adam 2'yi girdi işte 6'yı girdi 8'i girdi hep çift giriyorum bir tane daha 10 gireyim çift bir tanesi de tek olsun bu da 7. Evet 4 tane çift girdim, bir tane tek girdim. Bana ekranda bunu gayet gösterdi arkadaşlar. Döndük. Kullanıcının girdiği sayı ve o sayının o sayıdan 1'e kadar olan tüm sayıdan çarpımını bulalım. Faktöriyel. Hmm, faktöriyel. Bunu normalde ben fonksiyonla yapıyorum da forla forla da yapılır pardon, bu forla yapılır yani fonksiyonun içinde forla yapılır. Faktöriyel for sorusu. E, faktöriyelin ne demek olduğunu bir kere bilmelisiniz. Hemen bir onu konuşalım. E, yaşı küçük olanlar belki daha görmemiş olabilir faktöriyeli. Mesela adam 5 girerse şöyle 5 girerse ben ona nasıl bir sonuç vermek istiyorum biliyor musun arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 1'den 5'e kadar olan bütün sayıların çarpımını vermek istiyorum. Yani şu işlemin sonucu da bu arada 120 yapar. Yani ekranda 120 yazsın istiyorum. Adam 5 girerse 5 faktöriyel yani şu 5'inin çarpımı 120 olduğu için ekranda 120 yazacak. Adam işte 6 girerse şunun sonuna bir daha çarpı 6'sı var. Birden o sayıya kadar olan bütün sayılar çarpmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Hemen adamdan kullanıcıdan bir sayı alacağız değil mi? Hemen gene sayı int input diyelim. Lütfen lütfen e, faktör faktöriyelini bulmak istediğiniz sayı girelim diyelim. İstediğiniz sayıyı gireniz dedik. Tamam. Adam bir sayı girdi. Adamın girdiği sayı 5 olsun. Ben şimdi ne yapmak istiyorum? 1'den 5'e kadar olan bütün sayıları çarpıp onun sonucunu bulmak istiyorum değil mi? Bir kere 1'den 5'e kadar kelimesini duyduk mu? Bir for döngüsü gelecek aklına. 1'den 5'e kadar nasıl gideceksin? For'un range yoluyla gideceksin. Range fonksiyonuyla. For e in range diyelim. Evet. Hangi range'de, hangi aralıkta gitmek istiyorum ben? Birden başla virgül sayıya kadar. Şimdi birden sayıya kadar dersem evet birden sayıya kadar hepsini dön anlamı var burada. Şimdi biri döndürecek ikiyi döndürecek, üçü döndürecek. En son sayıyı döndürecek mi? Hayır. Son nokta dahil değildi. Ama faktöriyelde son nokta dahil yani. Beş de olsun istiyorum ben. Böyle durumlarda da ne yapıyorduk? Sayı artı bir yapıyorduk yani. Bir uzağa git der gibi son noktayı almıyor ne de olsa. Bunun bir eksiği en son sayıyı alacak. Peki şunları dönecek. Bunları döndükçe ben ne yapılsın istiyorum? Ben bunlar çarpılsın. Çarpılsın ve çarpımın sonucu eklen, bulunsun istiyorum. Arkadaşlar toplamda ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Dışarıya bir toplam değişkeni belirliyorduk. Toplam diyorduk eşittir sıfır diyorduk. Ondan sonra burada dönen sayılar toplamı ekliyorduk. Bu sefer çarpım yapacağın için dışarıya toplam değil dışarıya çarpım. Çarpım diyelim. Çarpım diye bir değişken tanımlayacağız. Ama çarpımı sıfırla yapamazsın arkadaşlar. Niye? Çünkü sıfırla şuradaki sayıları çarptığında, dönen her sayı çarptığında sürekli sonuç sıfır kalacak, sıfır kalacak, sıfır kalacak. Çarpımın birim elemanını yazmalısın buraya. Yani bir yazmalısın buraya. Birle çarpmaya başlamalısın. Yani şuradan bir döndü, birle bir çarpılacak, bir olacak. Buradan iki döndü, birle iki çarpılacak, iki olacak şu anda bu. Sonra üç dönecek, üçle daha çarpılacak, ikiyle üç çarpacak, altı olacak gibi gibi gibi. Bu sayede bu çarpım büyür. Dolayısıyla çarpım eşittir bir gibi bir değişken tanımladık buraya. Buradan sonra şurada dönen her bir i'yi bu çarpıma şey yapıyorduk değil mi? Çarpı eşitliyorduk. Yani çarpım çarpı eşittir i dersem ben şu anda benim amacıma ulaşırım. Şu döngü dönecek 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 çarpılacak eşitlenecek çarpılacak eşitlenecek. Ve en son forun dışında bir yerde print diyelim. Evet girdiğiniz sayı da yazdıralım hatta formatlama yapalım. Girdiğiniz sayı. Evet sayı sayısının faktöriyeli şudur diyelim. Şudur. Ee, bu ne? Cevap ne? Bulduğumuz çarpım mı? Tamam. Şöyle şunu çalıştırsak mesela. Adam az örneği verelim. 5 faktöriyeli bulmak istese. Lütfen faktöriyeli bulmak istediğiniz yeriniz. 5'i bulmak istese. Girdiğiniz 5 sayısının faktöriyeli 120'dir diye bir sonuç yaptı bize. Tamam. Faktöriyeli de basitçe böyle yapabiliriz diyelim. Bir for döngüsüyle faktöriyel yazılıyor. Kullanıcıdan girdiği sayının asal sayı olup olmadığını kontrol ederiz. Evet. Bunu biraz erken sordum arkadaşlar. Bu sadece for döngüsüyle yani zor. Yani bunda fonksiyonu bilip e, return mantığını bilmek lazım. Return mantığını bilsek yani çok daha kısa. 2-3 satırda biter. Ama şu haliyle şu soru iptal olsun arkadaşlar. Bu soruyu for döngüsüyle, sadece for döngüsüyle çözmek şu anda benim bile çok aklıma bir şey gelmiyor. Yani bir dünya if içinde if. Çok güzel bir yol değil yani. Aklıma güzel bir yol gelmiyor. E, bunu unutmayın ama. Not alın bir yere. Bunu son derslerin sonuna doğru artık şeyin bitimine doğru fonksiyonlar da işledikten sonra bunu çözeceğiz arkadaşlar diyelim. Tamam? Bu burada kalsın. Evet, kaç tane soru? Şu sorular çözmüş olduk. Ee, bugünkü dersimiz böyle kısa bir ders olmuş olsun. Hiçbir öğrenci yoktu. Ben kendi kendime girdim. Şu çözümleri yaptım. Uzundan kaydımı alıyorum. Şimdi bu kaydı yükleyeceğim YouTube'a. Diyelim arkadaşlar görüşmek üzere yarın. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.